Değerli dostlar, neredeyiz? Şimdi Mert Emniyet Fındık Lahmacun Salonu'ndayız. Kadir abinin mekanındayız. Kadir abi şimdi normalde hemen emniyet fırınının yanında buradaki bu tablayla ne yapıyordu? Tarsus'un meşhur lahmacununu yapıyordu. Şimdi abim ne yapmış? Kadir abim gelmiş. Burada böyle Mert Emniyet Fındık Lahmacun Salonu'nu açmış. Hemen böyle çarşı merkezde. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğim ama şöyle Kadir abiyle sohbetimize başlayalım. Ondan sonra detaylara girelim. Kadir abim selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız efendim? Bizlerdeyiz. Teşekkür Allah ederiz. Allah yedik versin. Yeşillikler, limonlar, turşular, biberler. Her şey dört dörtlük aynen görünüyor. Aynen. Eline koluna sağlık. Burada abi burası müşterilerimizin efendim. Şimdi el yapımı mı bunlar? Aynen. Organik ve ya, el yapımıdır. İşte var tamamen ya. Dışarıdan turşu satın almamız yoktur. Kesinlikle turşularımızın hepsini kendimiz yapıyoruz. Müşterilerimize veriyoruz. Şimdi emeğinin karşılığını alan bir insansın sen. Doğru mu? Doğrudur efendim. Allah seni her zaman mutlu, mesut, bahtiyar eylesin. Allah razı olsun. Kadir abi şimdi bölüyorum ama tezgahın arkadaki tezgahla başladın. Aynen. Fındık lahmacunu yan tarafta fırında yaptırıyordun. Evet efendim. Ondan sonra burada bu mütevazi, evet, güzel şeyde tezgahında satarak buralara aynen kadar geldin. Seni çok övdüler. Teşekkür ederim. Şimdi nedir abi bunun yani raconu nedir ya da ne derler buna hani böyle? Heh. Yani ben aslında çok eski bir fırıncıyım. 88-89 senelerden bir fırıncıyım. Fırıncılığımı 5 sene önce bıraktım, noktaladım. Sadece lahmacun işiyle uğraşmaya başladım. Hmm. Fırının önünde sağ olsun işverenimiz de bana müsaade etti. Lahmacun tezgahına oraya katarak lahmacun müşterilerimize lahmacun satmaya başladım. Kısa bir süre önce, 3 ay önce, 4 ay önce de dükkan, buradaki dükkan boşalınca burayı bir lahmacun salonuna çevirdik. Nasip oldu. Kısmet oldu, lahmacun salonuna çevirdik. Siz değerli müşterilerimiz de hayatta yemek derse çok güzel. Mütevazı bir şekilde oturup yemelerde daha temiz, daha uygun. Daha hijyen. Aynen. Aynen öyle. Aynen. Eline koluna sağlık. Şimdi burada bir porsiyonumuz var anladığım kadarıyla. Evet, bir porsiyon. 10 tane var içerisinde. Ha. Evet, yeşilliğimizi ayarladık. Bu şekilde benim sunumum. Biberimizi. Evet. Tamam. Peki şimdi et ne etidir? Bu hani %50 dana eti, %50 koyun etidir. Tamamen içerisinde katkı maddesi yoktur. Tamamen kebap etidir. İçerisinde çok az miktarda soğan vardır. Tamam. Kapya biberi vardır. Yeşillik vardır. Baharat olarak da sadece pul biber vardır. İçerisinde katkı maddesi yoktur. Tamam. Ağır derecede karabibermiş, kimyonmuş. Bunlar baharat çok fazla yani girilmiyor. Bu şekilde ben baharat kullanmıyorum. Peki böyle şehir dışına falan siparişlerin var mı? Avustralya'ya gönderdiğimi desem inanır mısınız? Hadi canım. Avustralya 27 saatlik yol. Avustralya'ya. Ciddi olamazsın. Aynen. Nereden duymuş mesela yani? Orada eş dost arkadaşlarımız sağ olsunlar. Aa, helal olsun yani ya. İstediler giderken de verdik. Peki, paketledik gönderdik. Peki telefonla mı? Yani mesela şimdi İstanbul'daki oturan vatandaş istedi. Tabii. Hatta yani, Almanya'daki, özür dilerim böldüm ama, Almanya'daki takipçim istedi. Gönderebilecek evet miyiz? Tabii canım, gönderiyoruz. Yani otobüse akşam veriyorum bunu. Oradan karşılıyorlar, oradan alıyorlar. Öteki türlü de uçakla mı gönderiyorsun? Aynen, uçakla da gidiyor. Vay, hizmette sınır yok. Uluslararası yok. Yapmışsın sen aynen, Tarsus lahmacununu. Eline koluna sağlık ustacığım. O zaman şimdi böyle bu harika lezzetin tadına tabii bakalım. Ki. Hadi tabii bakalım ki efendim. Şimdi değerli dostlar, Kadir abinin mütevazi işletmesinde tezgahından buralara kadar geldik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk tekrardan. Şimdi ustacım, burada bir porsiyonda 10 tane var evet dedik. Efendim. Sen baktın mı tadına? Yok. Bak yumuş yumuşa. Al bakalım şöyle güzel, hemen bir bak tadına. Şöyle. Ustam sana da vereyim mi? Teşekkür ederim. Terzi kendi sekini dikemezmiş ama. Ben her gün yiyorum, inancınız olsun. Bir şeyi var mıdır? Yani böyle yerken püf noktası atıyorum abi işte içine bunun böyle... Tabii ki. Nanesini, maydanozunu koyacaksınız, limonunu sıkacaksınız. Güzel. Yani ayranla beraber götüreceksiniz. Yani işin doğrusu o. Böyle gömeceğim diyorsun. Aynen. Nasıl? Çok güzel değil mi? Bir oturmaya bundan 20 tane rahat gider ya. Akar. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Harika. Şimdi ayranıyla birlikte bu sofranın maliyeti nedir? 55 lira yeterli. 55 lira ya? Aynen. 10 tane lahmacun. Gönül rahatlığıyla. Tabii ki ayranla beraber gönül rahatlığıyla 55 liradır. Şu gördüğünüz sofra.
Ayran süzme yoğurttan yapılıyor. İçerisinde katkı maddesi yoktur. Efendim yani tamamen doğal. Mükemmel. Etimiz de açık ve net söylüyorum. Kebap etiyle aynı, eş değerdir. Ama güzel. Bence tabii. Burada lahmacunda en büyük etken evet. Sinir. Siniri alınıyor. Biz etimizi aşağı yukarı 1 saat, 1,5 saat uğraşıyoruz. İçerisine 1 gram sinir bırakmamaya çalışıyoruz. Sinir ve kemik olmayacak. Tabii ki yok. O kıtır kıtır geliyor ya ağzına abi. Yani sinirini alıyoruz. Tabii ayıp şey yapıyoruz. Şeyini temiz, alıyor ya. Temiz, ne derler? Temizliyoruz tamamen doğal. O iştahını yani. Alıyor. Aynen aynen aynen. Şimdi efendim. Değerli dostlar Tartus'un sokak lezzetlerinde Kadir abinin mekanındayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Kadir abi 55 TL dedik 10 tanesi dedik. Evet peki, efendim. Şunu soracağım. Turşuya da bakamadım ama konuşmaktan. Evet. Ya bunlar çok kıymetli şeyler ya. Teşekkür ederim. Hakikaten. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Afiyet yani olsun. Afiyet olsun. Şimdi efendim. İnsanlar belki ya o ne belki bir lahmacun deyip geçiyorsunuz ama. Lahmacun, burada lahmacundan ötesi. Öte. Yani emek var abi. Ötesi. Emek. Her şeyden evet. Öte emek var burada. Evet, evet. Ki emeğinin karşılığını da almışsın. Bak oradaki tabladan buralara kadar gelmişsin. Allah razı olsun. Ve insanların öldüğü kadar da varsın. Teşekkür ederim. Hepsi bence dört dörtlük ki manen bile seçme şunun güzelliğine baksana güzel. Ya. Sabah ya. Geliyor. Her gün gün sabah geliyor ve onlar suyun içerisinde saatlerce bekletiyoruz, yıkıyoruz. Özenle yıkıyoruz. İçerisinde çünkü bildiğiniz gibi yeşilliklerde kumu temizlemek biraz zordur. Evet. Evet. Saatlerce bekletiyoruz, özenle temizliyoruz, siz müşterilerimize sunuyoruz yani. Peki abi şimdi yemekten alamıyorum ki kendimi. bunu tane usulü mü gönderiyorsun şeye? Atıyorum tane, hani. Mesela siz aradınız. Evet. Bana kardeşim 50 tane lahmacun ya da 100 tane lahmacun yapar mısın? Memnuniyetle. İli şart değil yani. 10 tane yiyeceksiniz ya da 20 tane yiyeceksiniz. Sizin sayın... Buzluğa koy. Tabii tabii. Sizin önemli olan vermiş olduğunuz sayı benim için. Hmm. Yani kaç tane isterseniz. Yani ona göre bunu, mi düşürüyorsun fiyatını? Tabii tabii. Mesela 100 tane yaptığımız zaman 400 lira yapıyor. Yani biz diyoruz ki kardeşim 400 lira değil de 370 lira verin, 350 lira verin. Yani o şekilde de yapabiliyoruz. Onun ikramını yapıyoruz yani. Süper. Tamam. Yani hadi burada... Sürüm maliyetinden tabii, tabii, fiyatını tabii, düşürüyorsun. Tabii, tabii, tabii. Birim maliyet fiyatına yani göre. Bizim amacımız yani çok yüksek miktarda fiyatlarda lahmacunumuzu satmak değil, pazarlamak değil. Yani biz şu anda zaten herkesin durumu ortada değil ortada, mi? Ortada. Şartlarımız artmış. Çok ağır. İnancınız olsun yılbaşından bu yana ete gelen 3 sefer 4 sefer zam geldi. Yani 110 lira 120 lira et alırken şu anda 180'lerde 200 liralarda. Biz ama yine müşterilerimize zam yapmadık. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Elini sadece sürüm olsun ki en azından yani müşterimiz de mağdur olmasın biz de mağdur olmayalım. Vallahi, amacımız o. Çok da iyi yapmışsın ki Allah sana da buna göre Allah vermiş. Allah razı olsun. Elini koluna sağlık. Allah Kadir razı abi. Olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dostlar. Tarsus Sokak Lezzetleri serimiz devam edecek. Canınız fındık lahmacun istediğinde Kadir abinin işletmesini Mert Emniyet Lahmacun Salonu'na herkesi bekleriz efendim. Muhakkak gelin. Burası çarşı merkez. Çarşının Tarsus'un merkezi burası. Eski Buday Pazarı civarı. Çok eski bir çarşı burası. Aynen öyle. Tarihi gerçekten çok eski. Tarsus'un evet. Tarihi evet. Zaten çok evet. Eski. Yani turizmin muhakkak geçmiş olduğu yer burası. Yani Ulu Camimiz var, Hazreti Danyal Peygamber'in sokağı hemen hemen, yani eski Buday Pazarımız var. Yani burası Tarsus'un merkezi, turistik merkezi. Bir tarafımızda kilisemiz var, St. Paulus Kuyumuz var. Ya zaten Tarsus'un evet. Tarihini konuşmaya gerek yok, ta evet. Kilikyalılar Hititlere yani kadar gidiyor. Demek istediğim hepsinin ortasındayız biz. Medeniyetler şehrinde, aynen, medeniyetler şehrinde. Aynen, evet. Hakikaten böyle orijinal lahmacun istiyorsanız Kadir abinin işletmesine Mert Emniyet Lahmacun Salonu'na bekleriz. Gelmeniz herkesi. Lazım dostlar. Değerli dostlar, Hepsinden Var YouTube kanalında bir sokak lezzetleri videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşürüz. Bye bye.